Deniz Başbakan'ın onay puanını takip eden politik bir anketör olarak çalışmakta imiş. Her ayın sonunda rastgele seçilmiş yetişkinlerden oluşan bir örneklemden Başbakan'ın performansını onaylayıp onaylamadıklarına dair veri alıyormuş. Kullandığı örneklemler her ay değişmekteymiş. Başbakanın performansını onaylayan yetişkinlerin oranının aralıkta Kasım'a göre daha düşük olduğunu test etmek istiyor. Aşağıdakilerden hangisi Deniz'in anlamlılık testi için kullanabileceği hipotezlerdir? Peki, her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi birlikte yapalım. İsterseniz önce sıfır hipotezini nasıl yazabileceğimiz hakkında biraz düşünelim. Sıfır hipotezi herhangi bir değişiklik olmayacağını iddia ederdi öyle değil mi? Evet herhangi bir fark olmayacak. Bunu da aralıktaki gerçek oran eşittir kasımdaki gerçek oran olarak ifade edebiliriz. Aynı şeyi aralıktaki gerçek oranla bir bakalım. Deniz, başbakanın performansını onaylayan yetişkinlerin oranının aralıkta Kasım'a göre daha düşük olduğunu test etmek istiyor diyorlardı değil mi? Evet, Kasım'ın daha yüksek olup olmadığını test etmek istediği için Kasım'ı önce yazsak daha iyi olur. Demek istediğim bunu Kasım'daki gerçek oran eksi aralıktaki gerçek oran eşittir 0 olarak da yazabiliriz. Evet, bunların ikisi de Deniz'in kullanabileceği sıfır hipotezleri olabilirler. Bu olabilir, bu da ve bu da. Bu ise Deniz için uygun bir sıfır hipotezi değildir. Bu yüzden eliyorum. Şunu bir kere daha okuyalım. Başbakan'ın performansını onaylayan yetişkinlerin oranının aralıkta kasıma göre daha düşük olduğunu test etmek istiyor. Tamam o halde karşıt hipotez yani bir değişiklik olacağını iddia eden hipotezin performansı onaylayan yetişkinlerin oranı gerçekten de aralıkta Kasım'a göre daha düşükse. Evet bu şekilde yazabiliriz. Aralıktaki oran küçüktür Kasım'daki oran. Bunu Kasım'daki oran büyüktür Aralık'taki oran olarak da ifade edebiliriz değil mi? şimdi seçeneklere bir kere daha bakalım aralıktaki oran kasımdakinden küçük evet bu doğru burada yerlerini değiştirdikleri için doğru olmamış aralıktaki gerçek oranın kasımdaki gerçek orandan büyük olduğunu söylüyor ve bu bizim kullanmamız gereken karşıt hipotez değil eliyorum Buradaysa oranların birbirinden farklı olduğunu söylüyorlar. Buna benzer karşı hipotezler de göreceğiz ama Deniz aralıktaki oranın kasımdaki orandan düşük olup olmadığını test etmek istediği için yani eğer soruda bize aralıktaki ve kasımdaki oranın farklı olup olmadığını test etmek istiyor deselerdi o zaman A seçeneği yerine C seçeneğini seçerdik. Ama söylediğim gibi yani sorunun nasıl sorulduğuna bağlı olarak A'yı seçeceğim. Hadi bir tane daha yapalım. Kayran'ın bir tane 1 lirası, bir tane de 50 kuruşu varmış ve yazı tura attığında tura gelme olasılıklarının aynı olup olmadığını görmek istiyormuş. Paraların ikisiyle de yüzer kere yazı tura atarak tura gelen oranların arasında önemli bir fark olup olmadığını test etmek istiyormuş. Aşağıdakilerden hangisi Kayran'ın anlamlılık testi için kullanabileceği hipotezlerdir demişler. Hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Peki, sıfır hipotezi arada bir fark olmadığını ileri sürecek. Bunu da 1 lirayla atılan yazı turalarda tura gelme oranı eşittir. 50 kuruşla atılan yazı turalarda tura gelme oranı olarak yazabiliriz. Karşıt hipotezin bir bakalım Kayra arada önemli bir fark olup olmadığını test etmek istiyordu. Dikkat ederseniz 1 lirayla atılan yazı turalarda tura gelme oranı 50 kuruşla atılan yazı turalarda tura gelme oranından büyüktür ya da küçüktür demiyorlar. Kayra arada bir fark olup olmadığını merak ediyor. Bakın oranların arasında önemli bir fark olup olmadığını test etmek istiyor diyorlar. Evet, bu yüzden karşı hipotezi de arada bir fark vardır yani bu iki oran birbirine eşit değildir şeklinde kuracağız. Şimdi seçeneklere bakalım. Bunun sıfır hipotezi doğru, bununki değil. Sıfır hipotezinin herhangi bir değişiklik olmadığını ileri süreceğini unutmayın. A, B ve D seçeneklerinin sıfır hipotezleri doğru. Karşıt hipotezlere de bir bakalım. Burada yazdığımızın aynısı D seçeneğinde olduğundan D'yi seçiyorum. A seçeneğinin karşı hipotezi bize eğer paraların ikisiyle de yüzer kere yazı tura atarak 1 lirayla yazı tura atıldığında gelen tura oranının 50 kuruşla yazı tura atıldığında gelen tura oranından küçük olup olmadığını test etmek istiyor deselerdi. Evet bu vakit doğru olurdu. Bunun tam tersini test etmek isteseydi de B'yi seçerdik. Ama az önce de söylediğim gibi oranlar arasında fark olup olmadığını test etmek istediği için yani bir oranın diğerinden büyük mü yoksa küçük mü olduğuyla ilgilenmediği için doğru yanıt D.